Selamlar herkese, ben Seyit ve bugün selamlıkla arkadaşlar Minecraft Pocket Edition'da ben tem modu nasıl kurdum bunu göstereceğim. Şimdi videoyu çekelim. Şimdi arkadaşlar, bu videoyu çok istiyordunuz, daha çıktığı gibi bu videoyu çekmemi istediniz, ben de hemen bu videoyu çektim. Arkadaşlar, bu Benten'in daha bir üst sürümü arkadaşlar, versiyon 4 sürümü arkadaşlar. Buradan oynaya basıyorum ve ister buradan bir dünyaya basarak veya buradan yeni bir dünya oluştura basacağım ben şimdi. Buradan bu kaynak paketlerinden, paketlerin kısmından bu modu kuruyorum arkadaşlar ve davranış paketlerinden de bu modu kuruyorum. Oyun kısmına geliyorum ve burada bir denemeler kısmı var arkadaşlar. Buradan hepsini açıyorum ve dünyama girişimi yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dünyaya ilk bir giriş yaptığınızda şimdi burada etrafta bir şey aramanız lazım. Burada otomatikman Omnitrix'i alabiliyorsunuz. Ben şimdi Game Mode 1'e geçeceğim ve hızlıca bakacağım etrafta. Havadan bir şeyin düştüğünü ve oraya hasar bıraktığını göreceksiniz. İnşallah suya düşmemiştir ama. Etrafı bir bakalım. Buralarda olması lazım. Bizimki şanslı bir suyun içine düşmüş arkadaşlar. Bu normalde bir çatlak oluşturuyor ve buna sol tıklayarak ve sağ tıklayarak Omnitrix'i alabiliyorsunuz. Şimdi burada ilk güncellemede gördüğüm şey şu. Omnitrix'in yani kendimizdeki böyle bir değişikliği var. Gördüğünüz gibi böyle ellerim daha farklı. Bu normalde daha böyle bir farklıydı. Ama bunu daha güzel ve iyi yapmış modun yapımcısı. Şimdi modu şurada hemen bir tanıtmaya başlayayım sizin için. Şimdi arkadaşlar, buradan ekrana vurduğunuzda Omnitrix'iniz açılacaktır. Şu an açık gerçi zaten ama. Şimdi tıkladım ve gördüğünüz gibi uzaylıların hepsi geldi. Burada bir sürü uzaylı var. Hepsini bu videoda hızlı bir şekilde tanıtacağım arkadaşlar. Ve siz de bu videoya mutlaka bir like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü videolara çok emek veriyorum ve bu tarz videolar cidden çok izleniyor. Aşağıdan abone olmayı unutmayın çünkü izleyenlerin çoğu abone olmuyor arkadaşlar. Şimdiden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Şimdi Shift'e bastığımda gördüğünüz gibi bir animasyon gelecek şöyle. Ve güzel bir şekilde yaban köpeğe dönüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu uzaylı etrafı bir göremediği için, normalde bu uzaylı kör ama etraftaki böyle bir sesleri algılayarak önünü hani bir şey yapabildiği için böyle yapmışlar ama bence bu biraz kötü. Biraz yani şey yapıyor, oyununuzu biraz kötüleştiriyor. Bunu daha farklı yapabilirlerdi aslında. Yaban köpeğin modellemesinde bir değişiklik yok ama zaten bu en gerçekçi mod ve bence modellemesi aşırı iyi. Şimdi arkadaşlar, zıplayacağım. Zıplaması falan bayağı bir iyi. Shift'teyken oturuyor böyle köpek gibi. Bayağı güzel. Bir game mode 0'a geleceğim ve kaç vuruyor bunu test edeceğim. Bunu her uzaylıda yapalım. Bu bayağı iyi olur. Şimdi bir Ravager çağıracağım ve bakalım Ravager'e kaç vuracağız. Bu arada canım bayağı bir yükseldi. Bakalım Ravager'le bir dövüşelim. Ha, bu arada aşağı doğru vurduğunuzda gördüğünüz gibi yeri kazıyor bu şekilde. Bunu isterseniz envanterinizde böyle bir şey var. Buna tıklayarak arkadaşlar bunu şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık yeri kırmıyorum. Ravager'i herhalde bir 4 vuruşta öldürdü. O kadar saydım. Bu şekilde. Şimdi şuradan hemen bir daha bir şey yapalım ve hemen diğer uzaylıya geçelim. Evet, şimdi ikinci uzaylıya geçtik arkadaşlar. İkinci uzaylımız 4 kol. Burada da değişiklikleri var ve çok güzel olmuş. Şimdi Shift'e basacağım. Gördüğünüz gibi elleri bu şekilde. Ben bunun modellemesini aşırı beğeniyorum. Ama biraz şu kafası küçük alıyor. Var hiç düzgün bir şekilde. Yüksek zıplayabiliyor muydunuz bilmiyorum ama artık onu eklemişler. Ve yürüdüğünüzde bayağı bir ses çıkıyor. Şöyle bir göstereyim. Bu şekilde artık ve Shift'e bastığınızda ellerinden bir şok dalgası ötüyor arkadaşlar. Bu normalde de vardı ve artık eklemişler oyuna. Şöyle göstereyim. Evet, şok dalgasını bu şekilde yapmışlar. Acaba önde herhangi bir canlı varsa ona vuruyor mu, onu da bir test edeyim. Oo, vuruyormuş, bayağı iyi. Artık bununla da sağlam bir şekilde arkadaşlarınıza dövüşebileceksiniz. Şimdi kırdığımda etrafı şöyle, hatta şöyle göstereyim. Hiçbir şey dokunmuyorum şu an. Bu normalde önümde blok varsa kırması gerekiyordu. Şu an niyeyse yapamıyorum onu. Ama Shift düzgün bir şekilde çalışıyor. Anlayamadım niye böyle oldu. Ama önümde blok varsa kırması gerekiyor normal. Ama onu galiba artık elle yapmışlar. Artık elle kırdığımda bu şekilde kırabiliyorum. Bu zaten vardı ama yürüdüğümde artık etrafındaki bir şeyleri kırmıyorum hemen. Güzel, aslında bunu iyileştirmişler daha çok. Çünkü eskiden böyle bir şey yapıyordum, bir ev falan. Ona doğru yürüdüğümde kırılıyordu direkt ev. Paramparça oluyordu. Onu düzeltmişler aslında. Güzel. Ve bu arada sanırım şöyle bir özellik gelmiş. Normalde uzaylıysanız insan formunuz için biraz beklemeniz gerekiyordu. Bunu artık şu şekilde untransform yaparak insana dönüşebiliyorsunuz. Şimdi diğer uzaylıya geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar Omnitrix'imiz bir daha şarj oldu. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Eğer oyunu iyi bir şekilde çalıştırmak istiyorsanız arkadaşlar benim 1.16.220 ve 1.16.221. Ama herhalde başka sürümlerde de iyi çalışıyor olabilir ama bilmiyorum. Hiç şey yapmadım. Eğer bunun hakkında herhangi
herhangi bir şey biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi diğer uzaylıya geçelim. Diğer uzaylımız gri madde. Gri maddede pek bir özellik yok. Sadece küçük bir uzaylı. Şöyle göstereyim. Evet, gri madde yine küçük. Zıplama animasyonu eklemişler galiba. Şöyle zıplıyor. Deyken yine normal. Şunu test edelim. Herhangi bir şöyle ufak yerlerden geçebiliyormuş. Şurayı bir blok yapalım isterseniz. Şöyle bir deneyelim. Mesela burası bir blok. Ben buradan geçebiliyor muyum? Geçebiliyorum. Yani geçebiliyorum ama boğuluyorum da. Bu düzeltilmeli aslında ama yine çalışıyor. Bir bloktan geçebiliyorsunuz. Güzel. Gri maddeyi de bu şekilde yapmışlar. İsterseniz diğer bir uzaylıya geçelim. Evet, diğer bir uzaydan devam ediyoruz. Diğer uzaylımız Şimşek Kız. Şimşek Kız'a şöyle bir dönüşelim. Evet, Şimşek Kız'ın herhangi bir değişikliği yok ama zaten modellemesi güzel. Şimdi arkadaşlar Şimşek Kız'da şöyle bir özellik var. Bir Game of 0 almak istiyorum hemen. Evet, Şimşek Kız'la koştuğunuzda böyle aşırı hızlanıyorsunuz bu şekilde. Ve şuradaki şu kaskınız kapanıyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Kask gördüğünüz gibi kapandı. Böyle yapmışlar Şimşek Kız'ı. Bence bayağı bir güzel. Blok kırma özelliği falan yok. Yükseğe zıplayamıyor. Ama zaten hızı yeter. Hızı bayağı bir iyi. Şimşek Kız'la pek gösterebileceğim başka bir şey yok. Ama güzel, beğendim. Şimdi isterseniz diğer bir uzaylıya geçelim. Şimdi diğer uzaylıdan devam ediyoruz. Diğer uzaylımız güncelleme. Şöyle dönüşelim. Güncellemede bu şekilde. Güncellemede birkaç şeyi kapatabiliyorsunuz. Ha, bu arada güncellemenin kolları uzanabiliyordu sanki. Öyle bir şey eklemişlerdi. O shift'e bastığımı direkt etrafı yıktı. Şöyle yumruk falan atıyor. Bayağı animasyonları güzel. Görünümü de hoş bence. Evet, bunun ne özellikleri vardı? Bunu şöyle yapmışlar. Bunu elinize alıp bastığınızda bu şekilde oraya doğru gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence bu bayağı bir iyi. Yani güncelleme böyle uzanabildiği için her yere bu şekilde bir şey eklemişler. Oraya doğru gidebiliyorsunuz. Bence bayağı bir iyi. Elinizin uzandığı yere ışınlanabiliyorsunuz. Bayağı bir güzel. Shift'e bastığınızda da ışın topu atıyor bu şekilde. Şu ağaca mesela atalım. Gördüğünüz gibi ağacı yok etti. Bayağı bir güzel. Şu merge ne acaba, onu merak ettim. Evet, merge'ü pek anlayamadım ama siz yorumlara yazabilirsiniz. Allah Allah, cidden çok merak ettim. Muhtemelen şöyle bir şey mi acaba? Bir bakacağım. Herhangi bir canlıyla yerlerimizi mi değiştiriyor acaba? Çünkü öyle bir simgesi var sanki. Şöyle bir iğneye deneyeceğim. Şey olabilir. Tamam, şimdi anladım sanırsam. Şöyle Game Mode 1'e geçeceğim. Buradan doğu kısımdan. Abi burada şeyler vardı. Heh, yumurtalar kısmından. Şuradan bir karavan alacağım. Karavana bir koyalım. Sanırım karavanın içine gireceğim. Öyle bir şey mi? Karavanı sürebileceğim gibi. Öyle mi anladım? Aha arkadaşlar, Game of 0'dayken yapınca oluyor. Tamam. Şu an bildiğiniz bir karavan oldum arkadaşlar. Karavanda füze ateşleyebiliyorum. Deneyelim. Oha, bayağı iyi yalnız. Şöyle füze atayım abi. Başka ne var? Şok plazma. Abi böyle bir şey atabiliyorum. Şok lazer beam. Lazer atabiliyorum abi. Ve shot flame. Ateş atabiliyorum. Bayağı bir yalnız. Canımız bu arada 50 katına falan çıktı. Çok iyi. Bu özellikleri ben aşırı beğendim bu arada. Şöyle tekrardan çıkalım. Karavandan çıktık ve bu şekilde. Bence bu bayağı bir arkadaşlar. Bu güncelleme bayağı bir hoş. Acaba başka bir şey var mı? Ona binebiliyor muyuz? Ama sanırsam bir tek karavan vardı. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin arkadaşlar. Ben bir tek bunu hatırlıyorum. Evet, şimdi diğer bir uzaylıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer uzaylımız Elmas Kafa. Elmas kafada da şöyle özellikler var. Shift'e bastığınızda elmas atıyor. Bu elmas şöyle bir şey. Mesela bir ineğe falan attığımda şöyle bir göstermek istiyorum. Game of 0'a geçeyim. İneğe attığımda gördüğünüz gibi bayağı bir hasar alıyor. Şurada su hasar, şurada attım. Bu şekilde ve bu elmaslar bayağı hasar veriyor sanırsam. Bir de şöyle bir şey var. Bunu elime alıyorum. Sirsil bu da sanırsam. Oo, bunun farklı formları var. Şu an tekli formunda. Şu an etrafta her şeye. Yani ilk öncelikle bunu kapatayım. Şimdi denesem. Ama bunu tam anlayamadım. Allah Allah. Shift'e basıyorum. Şöyle bu şekilde saatim. Yo. Evet, bunu anlayamadım. Bu normalde arkadaşlar etrafınızda elmas çıkartıyor. Ama elimde bir şey yokken de deniyorum fakat olmuyor. Bir şey vursam şöyle koyuna falan, koyuna tek atıyor bu arada. Bayağı bir güçlü. Ha, şimdi oldu, evet. Bir şey vurduğumda, aa bak bu oldu. Tamam. Elimi şunu aldığımda, bunun kırmızı olmaması lazım. Sanırım şimdi ayıktım. Ve sol tıkladığımda direkt gördüğünüz gibi etrafınızda bir şeyler çıkarıyor. Şimdi şu formda elimde bir şey yokken sol tıklasam, bu da sanırsam şöyle. Şimdi shift'te şunu açtım.
Shift'teyken bu şekilde atıyor. Bir tane mi atıyor abi? İki tane atıyor. Şöyle yaptım da yine atıyor. Evet, bunu tam ayıkamadım ama iki özelliği gösterdim. Sanırım bir tanesini tam gösteremedim. Neyse, isterseniz diğer bu uzaylıya geçelim. Evet, şimdi diğer bu uzaylımıza geçtik. Diğer uzaylımız arkadaşlar yüzen çeni. Yüzen çeni dönüşelim. Yüzen çeninin özelliği de arkadaşlar suda hızlı bir şekilde yüzebiliyor. Şimdi suya girdim gördüğünüz gibi ve suda hızlı yüzüyorum. Ayrıca suda istediğim gibi nefes alabiliyorum. Bayağı bir güzel. Yani yüzen çeninin pek bir özelliği yok ama görünümü modellemesi falan bayağı bir hoş özelliği var yüzen çeninin de. Evet, isterseniz diğer bu uzaylımıza geçelim. Arkadaşlar bir yandan beklerken şu karavanı tanıtayım isterseniz. Belki hiç bilmeyenler vardır. Bu arkadaşlar şu şekilde sağ tıkladığınızda binebiliyorsunuz ve sürebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Buna da sanırım buglar vardı ama bütün bugları kaldırmışlar. Karavanı güzel bir şekilde sürebiliyorsunuz böyle. Bayağı bir hoş diyebilirim. Etrafınızda çalı çırpı varsa onları da bu şekilde yok ediyor. Bayağı bir iyi yani. Evet, diğer bir uzaylıdan şimdi devam edeceğim. Diğer bir uzaylımız arkadaşlar pul kanat. Pul kanata bir dönüşelim. Full kanat bu şekilde. Bu arada buna da ses efektleri eklemişler. Bu şekilde olmuş. Bayağı bir iyi bence. Şimdi yukarı doğru baktığınızda uçuyorsunuz ve aşağı doğru yavaş bir şekilde iniyorsunuz. Bir daha yükselmek isterseniz yine yukarı doğru bakabilirsiniz. Shift'e bastığınızda da bu şekilde sümük atabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle yapmışlar full kanatı. Modellemesi falan da bayağı hoş. Bu arada ses efekti birebir aynısı Benten'dekinin. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şuradan bir daha bir insana dönüşeceğim ve Game Mode 1'e geçeceğim. Game Mode 1'den de arkadaşlar birkaç tane güncel güncellemeyi göstereceğim. Hatta güncelleme değil de zaten olan şeyleri bir daha bir tanıtayım. Burada çok bir şeye girmeyeceğim ama Benten, Gwen ve diğer düşmanları bir tanıtayım. Evet arkadaşlar, Benten var. Benten eğer bir Omnitrix bulursa yerde Omnitrix alıyor ve düşman karşısına gelirse savaşabiliyor. Evet, Omnitrix neredeydi? Doğa kısmına, aynen burada Omnitrix. Şimdi hemen Omnitrix'i elime alamıyorum çünkü zaten bir Omnitrix'im var. Ama Omnitrix'i koyarsanız Benten'in önüne Omnitrix'i alıyor ve eğer karşısında Vilgax falan varsa savaşıyor. Vilgax bu şekilde modellemesi. Bayağı bir iyi bence. Bu şekilde Benten'le savaşabiliyor. O hariç burada bir baskın kurt var. Sanırım abi bu ses efekti bayağı iyi. O hariç gölge hayalet var. Düşman gölge hayalet. Bu şekilde bir doğuşu var. Ve bu şekilde ama gün ışığı olduğu için hasar alıyor şu an. Yoksa bayağı bir güçlü. O hariç Hex var. Bu güncellemeyle geldi. O yüzden biraz sonra tanıtacağım. Bir de şurada bir de Gwen'imiz var. Gwen büyü yapabiliyor ve bu şekilde saldırabiliyor. Kevin var ve arkadaşlar bunun önüne Omnitrix koyarsanız kendisi mutasyon geçiriyor ve daha güçlü bir formunu elde ediyor. Evet, onun dışında arkadaşlar Mumya var. Mumya'nın önüne kristal koyulduğunuzda Mumya güçleniyor. Şu an gördüğünüz gibi daha güçlü ve kristal efektleri var. Burada Kevin'in mutasyon geçirmiş halini de göstereyim. Bu da Kevin 11 arkadaşlar. Bu bizim bütün uzaylılarımızın birleşimi. Bunları Kevin elde ediyor ve gördüğünüz gibi elmas kafanın kolları, pul kanat, dört kol, her şeyin böyle bir birleşimini elde ediyor. Bu şekilde bir şey. Ve Charmcaster'ı göstereyim. Charmcaster bir sürü canlı çağırabiliyor. Şimdi şuraya bir tane de Max koyacağım arkadaşlar. Evet, büyük bomba Max de bu şekilde. Evet, sanırsam onun dışında, güncelleme dışında farklı göstermediğim şeyler yok. Şimdi biraz da güncellemeden bahsedeyim. Daha bunları isterseniz biraz sonra hepsine güzel bir şekilde değinelim. Oha, Mumya gördüğünüz gibi bu arada atı bu şekilde daha farklı bir forma soktu. Ha, bu zaten filmde de vardı, evet. İneği gördüğünüz gibi tavukları farklı bir forma soktu. Ve zaten böyle bir bölümü vardı Mumya'nın. Bu da bayağı güzel bir özellik olmuş. Modu bu şekilde daha çok özellik ekliyorlar. Bence bayağı bir hoş. Şimdi gölge hayaleti geçtik. Gölge hayaleti şu şekilde. Shift'e basıp dönüşelim. Evet, gördüğünüz gibi görünmeziz ve şöyle hafif gözüküyoruz aslında shift olmadığımız sürece. Game mode 0'a geçtim. Şimdi shift'teyken hiç kimse bizi göremiyor. Ve bu şekilde bir uzaylı oluruz. Bunun modellemesi benim aşırı hoşuma gidiyor. Elleri de bu şekilde gözüküyor. Şimdi havaya doğru baktığınızda arkadaşlar yükselebiliyorsunuz. Bunun yükselmesi bayağı bir hızlı. Bu şekilde aşağı doğru baktığınızda aşağı doğru inebiliyorsunuz. Şimdi bu düşmanlar hemen bizim yanımıza gelecek. Şöyle bir savaşmayı göstereyim. Evet.
Dövüşürken böyle oluyorsunuz. Mumya mı yoksa gölge aleti mi bilmiyorum ama başımı döndürdü şu an acayip. Abi biz buradan kaçalım. Bunlar bayağı bir güçlü çünkü. Hatta şöyle bir görünmez olayım. Oo, atlar da bize saldırıyor. Abi atları bilmiyordum mesela. Atlar bize saldırabiliyormuş. Bu şekilde mumya onları dönüştürdüğünde evet öldük. Düşman gölge alet de bayağı güçlü bu arada. Evet şimdi arkadaşlar şu güncellemeleri bir tanıtayım. Şimdi mutant kurbağa ve onları kontrol eden bir doktor Animo, Hamster, Weibig ve Victor insan hali yani Animo'nun. Headbat ve Hex arkadaşlar. Bunlarla ilgili çok güzel güncellemeler geldi. Şimdi ilk olunca bunun insan halini tanıtayım. Bu şekilde arkadaşlar bu doktor Animo ve bu mutasyon geçiriyor ve doktor Animo'ya dönüşüyor. Bu sanırsam etrafındaki bir canlıları arkadaşlar bu şekilde şeylere dönüştürüyor. Bilmiyorum hani atıyorum bu canlıları falan şey yapar mı ama böyle bir özelliği var Benten'de. Şimdi mutant kurbağasını göstereyim. Gördüğünüz gibi mutant kurbağasına bindi direkt. Bu şekilde zıplıyor. Bence modellemesi falan bayağı bir benziyor. O hariç mutant hamster var. Hamster de bu şekilde bayağı bir korkunç ama modellemesi birebir aynı. Çok benziyor yani. O hariç başka neyi göstereceğim? Headbat var. Bu da arkadaşlar yine onun bir canlısı. Evet bu da güncellemeyle geldi. Bunu da göstereyim biraz. Görünümü bu şekilde. Kafasının alev çıkıyor. Bayağı bir iyi aslında. Görünümü bu şekilde korkunç yapmışlar. Ve Hex var arkadaşlar. Hex'in ses efekti bayağı iyi abi. Şöyle elime bir elmas kılıç alacağım. Şöyle bir göstereyim. Hex size değişik şekillerde vurabiliyor. Hatta onu iyice bir göstereyim. Şuna da vs atacağım birazdan. Şu. Şimdi game mode 0'a geçtim. Ve bir Hex spamladım. Oo, abi insan formunda bununla savaşılmaz yalnız. Evet gördüğünüz gibi lazerler falan atıyor. Bayağı bir güçlü Hex. Ben bir forma dönüşeyim o zaman, öyle daha kolay olur. Evet bundan sonraki uzaylımız da Yıldırım Gülle'ymiş arkadaşlar. Yıldırım Gülle'ye şöyle bir dönüşelim. Arkadaşlar modellemesini biraz daha gerçekçi yapmışlar. Bunun tonlarını daha güzel olmuş bence bu arada. Ve buna da yürüyünce ses efekti çıkıyor. Bayağı bir güzel olmuş. Şu şekilde koştuğunuzda da böyle bir ses efekti var ve etrafındaki her şeyi bu şekilde yok ediyor arkadaşlar. Bayağı bir güzel. Şimdi game mode 0'a geçeceğim. Hex bana bir saldırmaya çalışsın şöyle. Böyle lazerlerinden de aynı zamanda kaçabiliyorum. Hex beni havaya uçurabiliyor. Evet yere doğru eğildi, bir şeyler yaptı, ışınlanabiliyor. Evet havaya uçurdu gördüğünüz gibi. Abi çok güçlü, bayağı bir güçlü Hex. Yanına yaklaşamıyorum resmen. Şöyle bir game mode 1'e geçeyim, isterseniz orada göstereyim. Öldüreceğim bir ilk önce. Evet Hex ışınlandı. Nereye gitti o? Ha şurada. Evet Hex'i öldürdüm ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey kaldı ve yerde asası var arkadaşlar. Asasını isterseniz bir göstereyim. Şimdi asaya sağ tıkladığımda gördüğünüz gibi aldım ve abi görünümü bence bayağı bir hoş. Şimdi sol tıkladığımda bir şey olmuyor. Shift'e bastığımda lazer atabiliyorum. Şöyle koştuğumda abi koştuğumda etrafımdaki canlılar uçuyor. Bayağı bir iyi. Şu ineğe geleceğim bir. Aa inek öldü. O zaman şu ata gelelim. Ata şöyle vurduğumda kolay bir şekilde öldü gördüğünüz gibi. Böyle özellikleri var asanın. Asa bayağı bir Hex'ten düşüyor bu. Evet şimdi diğer uzaylıya dönüşeceğim. Animo nerede? Animo şurada. Animo ile bir kapışalım arkadaşlar uzaylıya dönüşüp. Ve diğer uzaylımız neymiş onu görelim. Evet diğer bu uzaylımız arkadaşlar ateş topu. Çok iyi. Ateş topunu şuradayken dönüşelim. Şöyle ateş topunu göstereyim. You guys really burn me up. Ateş topu bu şekilde. Bunun da modellemesine değişiklikler var. Sanki daha çok yanıyormuş gibi gözüküyor. Bunda da arkadaşlar yukarı doğru baktığınızda altından alevler çıktığı için bu şekilde çöbülüyorsunuz. Bu da böyle. Bayağı bir iyi. Şöyle bir game mode 0'a geçeceğim. Yukarı doğru bakalım. Shift'e bastığınızda da alev topu atabiliyorsunuz. Evet orada bir Hex olduğu için şu an bana değişik şeyler uygulamaya çalışıyor. Headbat'i göstereyim. Headbat kaç vuruyor bana? Oo bayağı bir vuruyor. Headbat'le şöyle savaşabiliyorsunuz. Şu hamster'ı göstereyim diğerleri vurmazsa. Hamster zıpladı. Oo hamster da sağlam vuruyor. Abi hepsi beraber. Aa suya değince bu arada hasar alıyorum. Güncellemeyle mi geldi bilmiyorum ama. Şu Animo'ya bir saldırmayı deneyeceğim arkadaşlar. O kurbağa beni zehirledi abi şu an. Evet şuradan kaçabilir miyim acaba? Evet kaçtım herhalde. Abi çok güçlü cidden hepsi. Yani bunlarla hep tek tek savaşmanız gerekiyor. Yoksa işiniz cidden çok zor arkadaşlar. Ateş topu da böyle bu arada. Ateş topu da bayağı bir hoş. Şöyle headbat'le kapışmak istiyorum şifteyken. Alev topu indirelim kafasına. Aa headbat'i öldürdüm. Düşüşü bu şekilde.
İçinden bir şey çıkmıyor ama yine bayağı bir güzel abi. Şu an cidden burası katliam oldu. Bu arada arkadaşlar şöyle bir suit eklemişler. Bu suit'i giydiğinizde bu şekilde oluyorsunuz. Bu hazmat suit diye geçiyor. Sanırım böyle uzayda falan kullanabileceğiniz şey. Takılıyor mu buraya? Yok, sadece elinize aldığınızda işe yarıyor. Ama sanırsam güçlendirme falan veriyordur. Şöyle bir bakmak istiyorum. Aa, giydim şu an. He arkadaşlar, şu an bir korodyumla kullanıyorum arkadaşlar. Eğer karşımda bir korodyum varsa ondan hasar almıyorum. Güzel. Bunu nasıl çıkartacağım? Şu şekilde çıkartabiliyorum. Bayağı bir iyi. Şimdi Omnitrix'ten diğer uzaylıya geçelim. Diğer uzaylımız Ditto arkadaşlar. Ditto'yu şöyle göstereyim. Shift'e bastığımda dönüşüyorum. Ve arkadaşlar her shift'e böyle bastığımda kendimi klonluyorum. Şu an gördüğünüz gibi benden bir sürü var. Bunu istersem silebiliyorum hepsini bir anda ve bunu sıfırlayabiliyorum. Yani artık buna bastığımda, hiç shift'e bastığımda başka bir klon çıkmayacak. Bunu böyle yapmışlar. Bayağı bir güzel. Bunları vurduğumda bana saldırıyordu saçma bir şekilde. Bu hatayı da düzeltmişler. Yani eğer böyle çok büyük bir savaşa gideceksiniz, bundan bir sürü klonlayın arkadaşlar. O şekilde savaşabilirsiniz. Şimdi diğer bir uzaylı geçiyoruz. Diğer uzaylımız Aygay. Şöyle Aygay'a dönüşelim. Aygay'ı bu şekilde modellemesine bir değişiklik yok. Mesela bunun da kafası biraz küçük bana kalırsa. Bunu değiştirebilirler mesela. Shift'e bastınız arkadaşlar. Niye bir şey olmadı? Bunu elime aldım, shift'e bastım. Heh, şimdi oldu. Bu şekilde arkadaşlar tekli bir ışın gönderebiliyorum. Karşımda bir şey olsaydı gösterirdim ama. Böyle bakalım şurada bir canlı var mı? Bir Ravager spawn edelim, öyle göstereyim. Ravager'ı spawn ettim. Shift'e bastım. Gördüğünüz gibi tek attım Ravager'ı. O derece güçlüyüm. Başka şurada çoklu olanı var. Çokluyu da açtım. Çokluya bastığımda da bu şekilde bir sürü atabiliyorum enerji beamlerinden. Bu da bu şekilde bayağı bir iyi. Evet, bu da bu şekilde. İsterseniz diğer bir uzaylımıza geçelim. Diğer uzaylımız arkadaşlar Vahşi Asma. Vahşi Asma'da da yine güncellemelerle beraber daha güzel oldu. Yürüme animasyonu eklenmiş, bayağı boş. Ya bunda özellikler vardı ama hatalıydı arkadaşlar. Daha sonrasında bir sürüm çıktı ama ben videosunu çekmedim unuttuğum için. Ya bir de ben o sürümü gördüğümde çok sonradan olmuştu. O yüzden videosunu çekmedim. Şimdi bunun gördüğünüz gibi yine bir kol özelliği var. Kolu da bu şekilde shift'e bastığınızda mı? Nasıl? Ha, sağ tıkladığınızda arkadaşlar siz ekrana basıp tuttuğunuzda olur. Bu şekilde bir yere doğru kendinizi atabiliyorsunuz. Bu güncelleme kıyasdan daha uzun yapmışlar. Bence daha mantıklı olmuş. Güncelleme de bu kadar gitseydi saçma olurdu. Yani Vahşi Asma zaten özelliği bu olduğu için mesela şuraya kadar gidebiliyor muyum? Oha, gidebiliyorum. Şu dağları falan yeneceğim, biraz bekleyelim. Yok herhalde o kadar gitmiyor. O kadar gitse biraz garip olurdu da. Mesela biraz daha yakın yer. Şu ağaç gidebiliyorum, güzel. Başka neresi? Şuradaki ağaç mesela. Bu yine uzun ama. Oo, gidebiliyorum. Biraz bekleyince uzak yerlere ışınlanabiliyorsunuz. Şimdi diğer özelliklere geçelim. Vines. Şu an bunu açtım herhalde. Oha, bir yere sol tıkladığımda bu şekilde yere asma indiriyor. Şimdi şu küçük ata gelelim be. Abi yazık, günah ya. Şuna sol tıklayalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hasar vurabiliyorsunuz. Çoklu hali var sanırsam. Bu da böyle herhalde. Aynen. Wild Rain Trap. Bu ne acaba? Oha, bir saniye. Şunu bir çözeyim. Ben ne yaptım? Bir dakika. Sola tıkladım. Etrafında bu şekilde asmalar spamlandı. Bu bundan mı acaba? Yo. Wild Rain Trap diye geçiyor. Allah Allah. Ha, şimdi anladım. Bunu açtığınızda hem sol tıkla bu şekilde bir sürü asma indirebiliyorsunuz. Hem de atıyorum şurada bir Ravager spam edeceğim. Hep de Ravager spam ediyorum. Şimdi bir Ravager spam ettim ve shift'e bastım. Ha, Ravager etrafındaki blokları kırdığı için onda olmadı. Şu atı deneyelim o zaman bir daha. Shift'e bastım ve gördüğünüz gibi bu şekilde atı sıkıştırabiliyorum. Bu da böyle bir şey. Etrafına yaprak spamlatabiliyorum. Bayağı bir güzel. Bir de gücünü bir test edelim Ravager'la. Evet, asmalar sayesinde kolay bir şekilde öldürebildim. Güzel. Vahşi Asma böyle. Bence bu güncelleme hoş olmuş ve daha göstereceğim bir ton güncelleme var arkadaşlar. Daha video yeni başlıyor. Bu arada eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara 31 yazmayı unutmayın. Şimdi diğer bir uzaylıdayız. Diğer uzaylımız Mumya arkadaşlar. Mumya'ya bir dönüşelim. The mummy. Oh, great.
Mumya da bu şekilde arkadaşlar. Bunu elime aldığımda, aa, yürüme animasyonu bu şekilde bu arada. Bu bayağı bir hızlı. Güzel. Shift'e falan bastığımda ekstra bir özelliği var mı? Yok. Güzel. Selpak gibi olduğu için böyle sallanıyor, bir şeyler oluyor buna. Bunu elime alıp sağ tıkladığımda yine uzanabiliyorum etrafa doğru. Aa, buna etrafa uzandığımda hasar yiyorum ama. Bu bir hata da olabilir veya bilerek yapmışlar da olabilir. Blok kırması varmış bir de. Nasıl bir şey? Ha, bloğu bu şekilde kırabiliyor. Yani aynen. Aşağı doğru blokları hızlı bir şekilde kırabiliyor. Güzel olmuş. Bu da bu şekilde. Yani çok bir özelliği yok ama mumya zaten bayağı bir diğer uzaylımıza geçelim. Şimdi diğer uzaylımızdan devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer uzaylımız Baskın Kurt. Baskın Kurt'a şöyle bir dönüşelim. Maybe we're not dealing with a Yenilduşi. But it bit me. Isn't that why I'm like this? Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde. Buna koştuğunuzda arkadaşlar sürünüyorsunuz. Yani normal bir kurt gibi geziyorsunuz. Şöyle bir göstereceğim. Şimdi koşuyorum ve gördüğünüz gibi böyle alıyorum. Böyle koşabiliyorum. Bence bu bayağı iyi bir şey. Zıpladığınızda da böyle atılıyorsunuz arkadaşlar. Atıl kurt misali. Shift'e bastığınızda Sonic atabiliyorsunuz sanırsam. Bir etkinleştirelim. Şunu da biraz oynamanız gerekiyor. Bazen çalışmıyor. Allah Allah. Şimdi sanırsam oldu. Aynen. Shift'e bastığımda bu şekilde Sonic atabiliyorum arkadaşlar. Bu da bayağı bir güçlü. Ağzımdan ses dalgaları atabiliyorum. Güzel. Ve blok kırma özelliği var. Blokları sanırım daha hızlı kırıyor. Aynen. Bayağı bir iyi. İsterseniz diğer uzaylımıza geçelim. Şimdi diğer uzaylıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer uzaylımız Frankenstein. Bu da yeni gelen bir uzaylımız. Yürüdüğümüzde böyle bir ses efekti var. Bayağı iyi. Shift'e bastığımızda elimizden böyle bir ışın atabiliyoruz. Bayağı iyi. Bu zaten normalde de var. Şöyle bir Game Mode 1'e geçmek istiyorum arkadaşlar. Game Mode 1'de bunun düşmanını çağıracağım ve öyle bir savaşacağım. Buna benzeyen bir düşman vardı. Victor diye. Burada gördüğünüz gibi DR Victor. Doktor Victor. Bir bakalım şuna. Ha, bu arada koştuğunuzda elinizde ışın oluyor. Sanırım bununla vurduğunuzda daha çok hasar vuruyorsunuz. Sanırım canınız azaldığınızda onu buna basarak sıfırlayabiliyorsunuz. Bir yıldırım çakıyor ve canınız sıfırlanıyor galiba. Evet, şimdi Doktor Victor'u spamlıyorum arkadaşlar. Ona da gördüğünüz gibi yıldırım çarptı. Şöyle koşuyorum koşuyorum vuruyorum. Evet, sanırım koşup vurduğunuzda daha çok hasar vuruyorsunuz bu arada. Şöyle el ışınıyla direkt öldürelim. Şimdi canımız az. Regenerate'e basıyorum. Gördüğünüz gibi canım bayağı bir fullendi aniden. Bu da böyle bir şey. Blokları sanırım daha hızlı kırıyor. Aynen, blokları hızlı kırıyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Diğer uzaylımıza geçelim. Evet, şimdi diğer yeni uzaylımız Kusmuk arkadaşlar. Bunları incelemiştik videolarını. Bakalım bir de burada şey yapınca nasıl oluyor. Kusma dönüştüm abi, çok tatlı yapmışlar ya. Sanırsam Blue'u nasıl yiyeceğim acaba? Evet, Shift'e bastım. Evet abi, Blue'u yemek istiyorum şu an. Umarım bunu tam yapmışlardır ya. Nasıl yapacağım? Domuza vurayım. Kusma'ya özellik eklememişler galiba. Şu an cidden çok üzüldüm. Veya ben özelliği tam kavrayamadım. Eating slime galiba şimdi anladım biraz. Yere slime koyayım, Shift'e basayım. Yiyemedim abi. Nasıl yemem? Ben slime fırlatmak istiyorum şu an. Veya TNT. Aha. Oha, nasıl yaptım? Abi nasıl yaptım? Bir dakika, slime'ı elime mi almam gerekiyor? Şimdi anladım. Elimize bir şey alıp Shift'e basacağız ve onu fırlatacak. Toprak aldım mesela, Shift'e bastım. Ha, bunu yiyor ve yediği gibi atıyor. Bu şekilde yapmışlar arkadaşlar. Toprağı yiyeyim. Direkt kusuyor. Aldığı gibi kusuyor. Güzel. Şimdi ben biraz daha TNT ile deneyeceğim. Shift'e alacağım. Tükürdü ve TNT ile attı bu şekilde. Bayağı bir iyi. Slime yiyeyim. Tüküreyim. Bu da sanırsam daha çok hasar veriyor. Yani biraz normalden daha hasar veriyor. Daha fazla. Güzel. Kusmu da böyle yapmışlar. İlk başta anlamadım ama iyi ki anlamışım sonradan. İsterseniz diğer bir uzaylımıza geçelim. Şimdi diğer bir uzaylımız arkadaşlar. Weibik. Abi bunu cidden dönüşmek için bile heyecanlıyım. İlk defa deneyeceğim. Bakalım Weibik nasıl olacak. Şimdi Shift'e basıyorum. Ve gördüğünüz gibi bayağı bir yükseldim. Ve kafam artık burada. Şimdi koşacağım. Bu arada koştuğuna bayağı bir hızlıyım ve yer titriyor bu şekilde. Güzel, bayağı bir hoş. Zıplayayım bir şöyle. Evet, bunu bu arada doğru tahmin etmişim. At gibi, böyle atın şeyini ayarlar gibi zıplıyorsunuz. Altta bir çubuk barı doluyor. Ama
yeteri kadar zıplamıyorum sanki. Neyse çok yükseğe zıplamıyorum. Sanırım bunları elime almam lazım. Evet, bastım. Ha, bir saniye. Tamam, şimdi anladım. Bunu elime alıp shift'e bastığımda altındaki her şeyi kırıyorum. Bayağı bir iyi. Evet, böyle bir özellik var. Şöyle göstereyim. Tekme atıyorum bildiğiniz yere. Bayağı bir iyi. Şunu elime alayım. More powerful long press tools. Yani şöyle. Oo, bu da onun daha güçlüsü arkadaşlar. Ama zıplamak sanki böyle çok zor. Abi bu arada envanterden Weybik böyle gözüküyor. Abi çok iyi ya. Zıplamak için bence daha güçlü bir şey vardır. Bu arada Cosmic Ray var. Sağ tıkladığınızda da bunu atabiliyorsunuz. Ben bir Wither'la kapışmak istiyorum. Abi bu arada canım az gibi gözüküyor ama sağda bar var zaten. Bunun barını sağa atmışlar. Abi yürüyüş animasyonu falan bayağı boş. Zıplaması biraz düşük kalmış ama sanki. Böyle daha yükseğe zıplasa bayağı iyi olurmuş ama yine güzel. Şimdi bir Wither spam edeceğim arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bakalım Wither'deyken nasıl olacak? Evet, Wither'ı spam ettim. Wither benim yanımda bu arada çok ufak kalmadı mı? Baksanıza. Ben çok ufak. Şimdi şu Cosmic Ray ile bir saldırmaya çalışacağım. Bakalım. Evet, sağ tıkla. Oha, Wither'ın yarı canını aldım direkt. 100 saniye tuttum he. Şunu da bir de tekme atayım yere. Şöyle. İskeletleri direkt öldürdüm. Nerede Wither? Nerede? Gel bakayım. Oo. Şöyle vurayım. Bir de elimle vurmak istiyorum. Gel. Elimle hasar vuramıyorum sanırsam. Şöyle o yüzden Cosmic Ray'e saldıracağım. Aa, Wither'ın canı yarıda olduğu için şu an hiçbir şey etkiledi. Aa, bataryam bitiyor. Bataryam bitti abi. Şimdi cidden şey oldu abi. Kaçmam lazım Wither'dan. Neyse, içtiyse Weybig'i gösterdim baya. Bu arada Weybig'in şöyle şeyleri var. Şuradan göstereceğim bir de Weybig'i. Bunu spamlayabiliyorsunuz da ayrıca. Nerede Weybig? Aha, burada. Weybig'i şöyle bir spam edeceğim. Bakalım spam ettiğimizde nasıl olacak. Evet, spam ettim. Gördüğünüz gibi Weybig etrafta bu şekilde dolaşabiliyor. Ve o dolaştığında etraf titriyor, o derece şey olduğu için. Weybig etrafta dolaştığında titriyorum. Weybig'i bir öldürelim isterseniz. Etrafta dolaşınca çünkü fena şeyler oluyor. Evet, sanırsam başka uzaylı kalmadı. Bakalım bir. Evet, bütün uzaylıları tanıttım arkadaşlar. Bu güncelleme cidden çok hoş olmuş. Bu güncellemeyi bayağıdır bekliyordum. Arkadaşlar, sizden bir ricam var. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın mutlaka. Şimdiden cidden çok teşekkür ederim. Eğer bu kanalı sevdiyseniz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.